Öylesine büyük bir uluslararası suç örgütünü çökertti ki Türk Emniyeti Güney Amerika'dan Avrupa'ya, oradan Avustralya kıtasına kadar bu bölgeler arasında başta uyuşturucu her türlü kaçakçılığı yapan, cinayet işleyen, yağmaya karışan çete üyesi 37 kişi yakalandı. Comanchero adlı örgütün liderliğini de bir süredir bir Türk'ün yaptığı belirlendi. Çetenin kafes operasyonuyla çökertildiği haberini de göreve geldiğinden beri peş peşe imza atılan diğer başarılı operasyonlar gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Operasyonu İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından duyurdu. Adam öldürme, kaçırma, silahlı yağma, uyuşturucu kaçakçılığı ve birçok suçu bünyesinde barındırdığı öne sürülen Comanchero adlı uluslararası suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyona Kafes adı verildi. İddiaya göre Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya arasında uyuşturucu kaçıran, insan öldüren, tehdit ve yağma yapan çetenin adının Comanchero olduğu duyuruldu. Elebaşı Mick Harvey 2018 yılında öldürüldü. Örgütün yeni elebaşı Mark Douglas Buddles'a 2022 yılında Kıbrıs'ta yakalanıp Avustralya'ya iade edildi. Bunun üzerine örgütün elebaşısının Türk Hakan Ayık'ın olduğu öne sürüldü. Ayık 10 yıldır tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyordu. Suç örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma ve kara para aklama suçlarını Ayık ve adamları sürdürüyordu. Çetenin Güney Amerika'dan temin ettiği uyuşturucu Güney Kore, Güney Afrika, Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'da satıp paraları Türkiye'ye aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Tespitlere göre çete lideri bir süredir Türkiye'deydi. Türk bir doktorla evliydi. İddiaya göre İstanbul'da otel ve estetik merkezi işletiyor, bir yandan da kara parayı bu iş yerlerinde aklıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Polisi'nin ortaklaşa operasyonunda suç örgütü Comanchero üyelerine kafes operasyonu düzenlendi. 37 kişi yakalandı. Örgütün 4,5 milyar lira değerindeki mal varlığına da el koyuldu.